Çoğu kuş 5'ten fazla renk görmez. Memeliler daha az rengi seçebilir. Görebildikleri renk sayısı en fazla 2 veya 3'tür. Fakat burada bir istisna var. Yaklaşık 10 milyon rengi ayırt edebilen insan gözü. Peki siz kaç rengi görebileceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? Bu göz testi 5 seviyeden oluşuyor. Bu seviyeler çocuk oyuncağı, normal, karmaşık, zorlayıcı ve akıllara durgunluk veren diye devam ediyor. Her yeni seviye görme gücünüzü daha da fazla sınıyor. Yani iyice odaklansanız iyi edersiniz. Birinci seviye, çocuk oyuncağı. Görev A. Diğerlerinden farklı renkte olan daireleri seçin. Evet, o turuncu daire diğerlerinden gerçekten farklıydı. Bunu bulmak kolaydı, değil mi? O kırmızı tonunun daha koyu olduğunu biliyordum. Görev B. Bu görevde ekranda göreceğiniz hayvanları tanımanız gerekiyor. Evet, flamingoyu ben de gördüm. Sizce bu ayı bir kutup ayısı mı yoksa bir boz ayı mı? Birileri bu kediyi çok sinirlendirmiş. Görev C. Şimdi resimlerde saklı olan sözcükleri bulmanız gerekiyor. Evet, ben de açım. İşte bunu seviyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Ve ilk seviye bitti. Ama çok umutlanmayın, bu testi yapanların neredeyse %100'ü bu aşamayı başarıyla geçiyor. İkinci seviye normal. Bu seviyede biraz daha fazla odaklanmanız gerekecek. Görev A. Diğerlerinden farklı olan kareleri seçin. Siz de o güzel yeşil tonunu mu seçtiniz?
6 numaranın farklı olduğunu biliyordum. Görev B. Resimlerde kaç tane hayvanın saklı olduğunu bulabilir misiniz? Zürafa, yılan, yunus ve bir kedi. Yani toplam 4 hayvan. Uyuyan bir aslanın yanında olan bir tavşan mı? Tehlikeli görünüyor. Tüh, kirpiyi son anda fark ettim. Görev C. Resimlerde gizlenen ifadeleri okumaya çalışın. Pek bir şey yok. Yani... Şikayet edemem. Bununla ne demek istedi acaba? Teşekkürler. İkinci seviyeyi de bitirdik. Güzelce yapabildiniz mi? O halde gözleriniz bayağı keskin demektir. Üçüncü seviye karmaşık. Bu seviye sabahları kahvaltıda havuçlarını kıtır kıtır yiyenler için o kadar da zor olmayacak. Görev A. Bu görevde resimlere gizlenmiş bazı garip şekiller bulunuyor. Peki hepsini bulabilir misiniz? Bu simit şeklindeki şekle torus dendiğini biliyor muydunuz? Yanlardan sıkılmış bir silindire benziyor. Ay ne sevimli bir yıldız. Bu sonsuzluk sembolü değil mi? Görev B. Şimdi yine biraz renk tahmini yapacağız. 10 kuşun arasında farklı görünenleri seçin. Evet. Cevap ya 2 numara ya 9 numara diyordum. O açık sarı olan kuşu seçmem gerektiğini biliyordum. Of, neredeyse yanlış cevap veriyordum.
Görev C. Hadi şimdi de biraz hesap yapalım. Resimlerdeki gizli sayıları görmeye çalışın. Karmaşık. Gerçekten çok karmaşık. Bu sayı daha da uzun olamazdı herhalde. Ah, bunu bildim. Bu seviyeyi geçenlerin kendileriyle gurur duymaya hakkı var. Çünkü testi yapanların yalnızca yarısı bu seviyeyi geçebiliyor. Dördüncü seviye. Zorlayıcı. Hadi ama dinlenmeye zamanımız yok. Buna kıyasla önceki seviye çok da zorlayıcı değildi. Ama bu sahiden zor olacak. Görev A. Her resimde gizli olan çeşitli nesneler var. Hepsini görmek için gözlerinizi iyice kısmanız gerekecek. O gözlükleri hemen görebildiniz mi? Şu an buna bakabilmek için çok açım. Anladım. Cidden gitgide zorlaşmaya başladı. Görev B. Test daha da zor bir hal alacak, o yüzden odaklanın ve elinizden geleni yapın. Şimdi farklı renkleri bulmanız gerekiyor. Farklı rengin 7 numara olmadığına inanamıyorum. Of, 3 numaranın farklı olduğundan emindim. Hayır, şaka yapıyorsunuz herhalde. Görev C. Yine hayvanlara geçtik. Bunun şirin bir kedicik mi yoksa kükreyen bir kaplan mı olduğunu bulabilecek misiniz? Hayatta bilemezdim. Bunun bir su aygırı olduğunu nasıl da fark etmedim? Siz resimdeki maymunu görebildiniz mi? Bu
Tamam, dürüst olacağım. Ben bu seviyede çuvalladım. Siz ne durumdasınız? Hala hiç hatanız yok mu? Öyleyse cidden çok özelsiniz. Çünkü bu aşamada teste giren 3 kişiden sadece biri tüm cevapları bulabiliyor. 5. seviye, akıllara durgunluk veren. Şimdi en zor seviyeye başlamak üzereyiz. O yüzden kendinizi olabildiğince verin. Görev A. 10 çizgi içinden farklı olanları seçerek başlıyoruz. Eyvah! Belli ki bu seviye süper insanlar için hazırlanmış. Cidden aradaki farkı görebilen insanlar var mı? Hadi ama şimdi bana bu renkler arasında gerçekten de bir fark olduğunu mu söylüyorsunuz? Şaka yapıyor olmalısınız. Farklı olan 4 numara değil mi? Görev B. Bu kez resimlerde kaç tane geometrik şekil gördüğünüzü bulmaya çalışmanız gerekiyor. Yedi tane düz çizgi mi? Vay vay vay. Hepsini görmek neredeyse imkansız. Tüh, iki tane daireyi kaçırmışım. Görev C. Nihayet en son göreve geldik. Şimdi resimlerde saklı olan nesneleri ayırt etmeye çalışacaksınız. Ama çok dikkatli olun. Bazı nesneler birbirinin üstüne binmiş olabilir. Yok artık. Hayat beni buna hazırlamamıştı.
şimdi gördüm. Bu son seviyeyi geçtiyseniz görme gücünüz adeta olağanüstü. Bu testi yapanların %94'ünden fazlası başarısız oluyor. Ve ben de onlardanım. Ama sizin kaç seviyeyi geçtiğinizi merak ediyorum. O yüzden aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.